Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Baş Antrenörü Osman Çarkçı, 11-22 Temmuz tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili konuştu. Çarkçı, "Hemen hemen yenmediğimiz takım yok, burada da inşallah onu deklare edeceğiz, hiç kimsenin kuşkusu olmasın, o bayrağı dalgalandıracağız" dedi. Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını yine bu kentte bulunan Yenişehir Spor Salonu'nda günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Baş Antrenörü Osman Çarkçı, 12 ülkenin şampiyonada mücadele edeceğini belirterek şöyle konuştu. Yine bayanlardaki gibi bayan ve erkek müsabakalarımız burada, sadece bayan değil. Bayan ve erkek müsabakalarımız Avrupa Şampiyonası Karabük ilimizde olacak. Yaklaşık 12 takım katılım sağlandı, geliyor Avrupa Şampiyonası'na. Tabii ki çok güzel, çok zevkli maçlar olacak. Tüm tekrar söyleyeyim, Karabük halkını bekliyoruz. Bize desteklerini esirgemesinler. Hepimiz bayraklarımızı alarak maçlara hepsini davet ediyorum. Zaten büyük bir ihtimal ücretsiz bir müsabakalar. Hepsi gelebilirler. Büyük bir ihtimal soğuk su salonunda olacak maçlar. İnşallah hem bayanlarda hem erkeklerde bayrağımızı dalgalandırırız. Şimdi çok küçük bir şeyden bahsedeyim. Bizim hem bayan takımımız hem erkek takımımız. İkisi de olimpiyat şampiyonu. İkisi de dünya şampiyonu. Ve erkekler Avrupa şampiyonu. İnşallah bayanlarımızın da bir eksiği var. Avrupa şampiyonunu alır. Bizde de tekrar bir daha Avrupa şampiyonu alır. Bu şeyi üçlüyü tamamlamamız lazım. Bizim federasyon olarak, tabii ki her maç bizim için çok önemli. Ama federasyonumuz Kerim Vural için de, federasyon başkanımız için de yönetim kurumu ise çok iyi bir şey. Bizim o zaten o kadar bize güveni var ki, bizim de onlara çok güvenimiz var. Amaç birlikte, beraberlikte işitme engelli camiasına bir ses olabilmek, onların iletişimini sağlayabilmek, hem spor camiasında hem bu sosyal bir sorumluluk projesi altında yaptığımız bu iş, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bizim adımız. Bizim işitme engelliler diyalogumuzun sağlandığı, sporla onları topluma kazandırdığımız bir diğer. Bunu da federasyonumuzun çok iyi yaptığı inancındayım. Yönetim kurulumuzun bu işi çok iyi yaptığına inancındayım. O yüzden de mesela Karabük ilinde bizim Sayın Valimiz Fuat Gürel Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İl Müdürümüz Coşkun Bey'e, daha doğrusu gençlik sporda inanın çalışan herkes bize kucak açıyor. Cumhurbaşkanımızın engellerle ilgili çok büyük projeleri var. Onlarla ilgili düşünceleri çok farklı. O da bizi çok etkiliyor. Bize sahip çıkmaları çok önemli. Biz şu an dünya sıralamasından yapılan istatistiklere göre bunu... Dünyada yapılan istatistiklere göre hem kız takımımız hem erkek takımımız dünya sıralamasında birinci durumda şu an. O da bizim bir gururumuz gerçekten. Hemen hemen şu an yenmediğimiz takım yok. Burada da inşallah yani onu tekrar edeceğiz yani. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O bayrağı, iki tane bayrağı dalgalandıracağız. Seyircilerin olması bizi daha çok duygulandırır. Evet, hatırlıyorum 2017 yılında Samsun'da gerçekleşen olimpiyatta seyircilerimiz hep bizimleydi. Ve biz çok daha duygulu oynamıştık. Karabük'te de Karabük halkını ve diğer izleyicileri de burada olmasını istiyoruz. Çünkü bu duyguyu onlarla beraber yaşamak istiyoruz.